Ashabına olsun. Değerli dinleyiciler, Uhtasar al-Hanefi adlı kitabın 3. bölümünden tekrardan karşınızdayız. Niyetlerimizi Allah rızası için halis kılarak kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son dedi ki, bu alemde ne varsa, kainatta ne gerçekleşiyorsa, hepsi Allah'ın yaratmasıyla var olur. Kulların fiilleri, amelleri, isteyerek yaptıkları istem dışı, gönüllerinde, kalplerinde oluşan düşünceleri, hepsi Allah'ın yaratmasıyla'dır. Allah'ın yaratmadığı hiçbir şey bu alemde gerçekleşemez. Her şey Allah'ın var etmesiyle, her şey Allah'ın yaratmasıyla var olur. Allah'ın yaratmadığı, Allah'ın dilemediği hiçbir şey bu alemde gerçekleşemez, uku bulamaz. Kulun sadece kesbi vardır. Kulun yaratma sıfatı yoktur. Çünkü tek yaratıcı olan elbette ki Allah'tır. Peki kesb ne demektir? Kesb de kulun fiilini kastını bir fiili yapmaya yönelttiğinde Allah'ın o fiili yaratmasıyla yapmış olduğu şeylerdir. Dolayısıyla elimi hareket ettiriyorum, bir iş yapıyorum, namaza kalkıyorum, secde yapıyorum, konuşuyorum, susuyorum, oturuyorum. Bütün bunlar nedir? Bunları kesb ediyorum. Kastımı bu fiili yapmaya yöneltiyorum. Allah da bu fiili yaratıyor ve ben de bu fiili yapmış oluyorum. Yani ben namaza kalktığım zaman ne derler benim için? Namaz kılan adam. Namazı ben kıldım. Ama bu kalkışımı, kastımı, irademi, fiilimi yaratan tabii ki Allah Azze ve Celle'dir. Allah'ın yaratmasıyla tabii ki insan kesbeder. Çünkü her şey Allah'ın dileğiyle, ilmiyle ve yaratmasıyladır. Allahu Teala şöyle buyurmuştur. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ Manası, Kişinin kesbettiği hayırlar onun lehinedir, yani faydasınadır. Kesbettiği kötü ameller de onun aleyhinedir, yani onun zararınadır. Dolayısıyla Allahu Azze ve Celle bu ayeti celil de kulun sadece kesbinin olduğunu belirtmiştir. Kesb yani elde etmek, bir fiili yaparsın, o fiili elde etmiş olursun. Ve bu kesbettiğin bu amellerin ya hayırdır ya da şerdir. Hayırsa bu senin lehinedir, faydanadır. Eğer ki şerse bu tabii ki senin aleyhinedir, zararınadır. Kıyamette bunun vebali olacaktır. Allah'ın kelamı diğer sıfatları gibi başlangıçsızdır. Dolayısıyla müellif Allah ona rahmet eylesin. Allah'ın kelamına değiniyor. Allah'ın kelamı ezelidir, ebedidir. Harfle değildir, sesle değildir. Lugatle değildir. Arapça, İbranice, Süryanice değildir. Çünkü Allah'ın kelamı ezeli ve ebedidir. Başlangıçsız ve sonsuzdur. Harfle olamaz, sesle olamaz. Nitekim harfle olan kelam yaratılmıştır. Başlangıcı vardır, sonu vardır. Aynı keza sesle olan kelam da o da başlar ve biter. Ancak Allah'ın kelamı sesle değil, harfle değil, lugatla değildir. Çünkü Allahu Azze ve Celle yarattığı hiçbir şeye Hiçbir bakımdan asla benzemez. Allah'ın varlığı bizim varlığımıza benzemediği gibi, ilmi bizim ilmimize benzemediği gibi, kudreti bizim kudretimize benzemediği gibi, kelamı da aynı keza bizim kelamımız gibi değildir. Bizim kelamımız yaratılmıştır. Ancak Allah'ın kelamı ezelidir, başlangıçsızdır, yaratılmış değildir ve ebedidir, sonsuzdur. Bitiyor olmakla, kesiliyor olmakla asla vasıflanamaz. Allah'ın kelamı yaratılmışların kelamına asla benzemez. Kur'an-ı Kerim Arapça indirilmiştir. Çünkü Peygamberimiz ve vesselam Arap'tır. Kendisi evvela Allah'ın emir ve yasaklarını anlayacak ki ümmetine aktarabilecek Allah'ın emir ve yasaklarını. Ama Allah'ın kelamının ta kendisi asla Arapça değildir. Asla dilimizle okuduğumuz harflerden oluşan Arapça olan bu ayetlerden ibaret değildir. Bütün bu indirilen kelam hepsi ayetler hepsi Allah'ın zati kelamına delalet eden ibarelerdir. Biz Kur'an'a Allah'ın kelamıdır deriz. Ancak Allah'ın kelamının ta kendisi anlamında değil, Allah'ın kelamına delalet eden ibarelerdir manasında biz buna Allah'ın kelamıdır deriz. Ancak Allah'ın kelamı kesinlikle yaratılmışların kelamına benzemez sesten, harften, lügattan ibaret değildir. Çünkü Allahu Teala'nın zatı, sıfatları ve fiili yaratılmışların zatına, sıfatlarına ve fiillerine benzemez. Allahu Teala'nın zatı dendiğinde manası hakikati demektir. Allah'ın hakikati hiçbir hakikate benzemez. Allah'ın tabii ki sıfatları hiçbir sıfata benzemez ve Allah'ın fiili de yaratılmışların fiillerine benzemez. Dolayısıyla müellif bize ne diyor? Diyor ki Allah zatta da benzersizdir. Yani zatı bizim zatımıza benzemez. Allah'ın zatı yani hakikati ancak insanın zatı dendiğinde yani cismi bedenidir. Ama Allah cisim olmaktan, hacim olmaktan, şekil şemal olmaktan münezzehtir. Allah yarattığı hiçbir şeye benzemez. Sıfatları da bizim sıfatlarımıza benzemez. Bizim sıfatlarımız yaratılmıştır. Başlangıcı vardır, sonu vardır. Bir halden başka bir hale geçmektedir. Ve bizim fiillerimiz de aynı keza yaratılmıştır. Ancak Allah'ın zatı da ezelidir, sıfatları da ezelidir, fiili de ezelidir. Fiili, Allah'ın fiili dendiğinde manası yani yaratması. Allah'tan başka yaratıcı olmadığına göre demek ki Allah fiilinde de benzersizdir. Onun hiçbir dengi, hiçbir misli yoktur. Asla hiçbir şeye benziyor olamaz. Allah'a zalimlerin söylediklerinden kesinlikle yüce ve münezzehtir. Yani Allah Azze ve Cel kafirlerin kendisine nispet ettiği bütün noksanlıklardan münezzehtir. Çünkü noksanlık verici bir sıfatla vasıflı olmuş olsaydı bu durumda aciz olmuş olurdu. Aciz olmuş olsaydı yaratılmış olurdu. Yaratılmış olsaydı başka bir şey yaratmaya kadir olamazdı. Dolayısıyla Allah kafirlerin kendisini vasfettikleri bütün noksanlık verici sıfatlardan münezzehtir. Bazı insanlar Allah'a oturmayı, yerleşmeyi, kurulmayı nispet ederler. Bazı insanlar Allah'a mekan, yön nispet ederler. Bazı insanlar Allah'ı yaratılmışlarına benzetirler. Bazı insanlar Allah'a mimar, mühendis, tüy, akıl derler. Menba derler, kaynak derler, hazine derler, gizli derler. Ona benzer ibareler Allah hakkında kullanılamaz. Çünkü Allah'ı isimlendirmek bize kalmış değildir. Allah kendini bir isimle Kur'an'da isimlendirdiyse biz Allah'ı o isimle isimlendiririz. Ya da Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam sabit olan, sahih olup da itiraz görmemiş ya da meşhur olan ya da mütevatir olan hadislerle bizlere ulaşan, sabit olan hadislerden biriyle Allah hakkında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam bir kelimeyi, bir ismi kullandıysa biz de kullanırız. Aynı keza ümmet icma ettiyse, alimler yani müştehitler icma ettilerse yani görüş birliğine vardılarsa bu kelime Allah hakkında kullanılır diye ittifak sağlamışlarsa o kelimeyi Allah hakkında kullanırız. Asi halde Allah'ı asla isimlendirmeye, kendi kafamıza göre bir sıfatla vasıflamaya, bir kelimeyi Allah'a nispet etmeye kendi kafamıza göre hareket edemeyiz. Bazı kimseler Allah'ı yaratılmışlara has olan kelimelerle, vasıflarla vasfederler. Oturmayla, kalkmayla, üzülmeyle, zoruna gücüne gitmeyle vasfederler. Bütün bunlar Allah'a yakışmayan sözlerdir. Allah kesinlikle zalimlerin yani kafirlerin söylediklerinden münezzehtir. Asla Allahu Teala yaratılmışlarına benziyor olamaz. Şimdiye kadar zikredilenlerden özetle anlaşılıyor ki Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde lafzen veya mana olarak çokça zikredilen 14 sıfatı vardır. Şimdi buraya kadar anlatılan her şey şu ana kadar henüz daha şehadetin birinci kısmını açıklıyor müellif. Eşhedü en la ilahe illallah. İlahtan bahsediyor. İlahı tanımak, Allah'ı bilmek, Allah'ı tanımak öncelikle öğrenilmesi gerekendir. Çünkü Allah'a iman olmazsa peygambere iman olmuş olamaz. Allah'a iman olmazsa namaz olmaz, oruç olmaz, zekat olmaz, hac olmaz. İmam-ı Gazali ne diyor? La tasihhu'l ibadatu illa ba'de ma'rifati'l ma'bud. Bir kimse Rabbini tanımadıkça yaptığı ibadetler geçerli olamaz. Dolayısıyla öncelikle insanın Allah'a ve Resulüne imanın ne olduğunu öğrenmesi gerekir. Şimdiye kadar anlatılanlardan özetle Allah'ın 14 sıfatla vasıflı olduğu anlaşılıyor. Zaten bu 14 tane sıfat Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde, dini naslarda bahsi çokça geçmiştir. Diğer sıfatlara, diğer isimlere nazaran Allah'ın bu 14 sıfatı bahsi daha çok geçmiştir. Bu da bu sıfatların öğrenilmesi gerektiğini vurgulayan bir durumdur. Bunlar da kimisi lafzen kimisi de mana olarak Kur'an'da ve hadislerde geçmiştir. Mesela el-mukhâlefetü'l-havâdis sıfatı. Bu lafız bakımından ayette ve hadislerde geçen bir sıfat değildir. Ancak mana olarak çokça geçmiştir. Allah hiçbir şeye benzemediğini nice ayetlerde bildirmiştir. Lâ ise şey ve lem yekul lehu kufuvan ahad. Hel ta'lemu lehu وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْاَعْلَى فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْاَمْثَالِ gibi ayetlerde Allahu Teala zatının hiçbir şeye benzemediğini bizlere bildirmiştir. Dolayısıyla bunlardan ortak çıkan mana Allah'ın hiçbir şeye benzemediğidir. O da el muhalefetu havadis sıfatı olarak adlandırılmıştır. Aynı keza el kıdem. El kıdem lafzı Kur'an-ı Kerim'de lafız olarak geçmiyor olsa da hadislerde geçmiyor olsa da ancak mana olarak geçmiştir. Huvel evvelu yani tek ezeli olan Allah'tır. Başlangıçsız olan Allah'tır. Dolayısıyla bu sıfatların bilinmesi gerekir. Çünkü bir kimse Allah hakkında konuşacağı vakit bu sıfatların gereğince konuşmalıdır. O yüzden dolayı alimler bu sıfatların öğrenilmesinin farz olduğunu belirtmişlerdir. Yani lafız bakımından ezberlemek farz-ı kifaye olsa da mana bakımından bilmek farz-ı aynıdır demişlerdir. Ve alimler muhakkak ki bu sıfatların öğrenilmesi gerektiğini ve Allah Resulü Aleyhisselatü vesselamın ümmetine, ashabına öncelikle bu sıfatları öğretmiş olduğunu vurgulamışlardır. Peki bu sıfatlar nelerdir? El vücud yani Allah vardır. Ancak Allah'ın varlığı bizim varlığımız gibi değildir. Çünkü bizim varlığımız sonradan olmadır ve varlığımızın bir sonu da mevcuttur. Ancak Allah'ın varlığı ezelidir, başlangıçsızdır ve sonsuzdur. Asla Allah'ın varlığı bir mekanda bir yerde olmaktan ibaret değildir. Allahu Azze ve Cel bütün mekanlardan, bütün yönlerden münezzehtir. Nitekim mekanı olan, yeri olan cisimdir, hacimdir. Ve bulunduğu mekana da muhtaçtır. Muhtaç olan asla ilah olamaz. Ve haddi hududu vardır. Haddi hududu olan da kendisini bulunduğu hadle, çapla, sınırla var eden vardır. Yani ben bir cisim olarak kapladığım bu alanda e, belirli bir miktarda, bir ölçüde bir yer kaplamış durumundayım. Allah da haşa benim gibi olmuş olsaydı onun da bir çapı, bir ebatı olmuş olacaktı beni bulunduğum hadle, sınırla, çapla yaratan olduğuna göre, var eden olduğuna göre haşa Allahu Azze ve Celle de bana benziyor olmuş olsaydı o da yaratılmış olacaktı. Yaratılmış olan asla ilah olamaz. Allahu Azze ve Celle yarattığı hiçbir şeye, hiçbir bakımdan asla benzemez. Bir diğer sıfatta da el el yani Allah birdir. Eşi, benzeri, dengi, misli yoktur. O yarattığı hiçbir şeye hiçbir bakımdan asla benziyor olamaz. Allahu Azze ve Cel bütün bu kainatın, bütün bu alemin yaratıcısıdır. Yarattığına muhtaç olmaz ve yarattığına da asla benziyor olamaz. Allah ışığa da benzemez, Allah karanlığa da benzemez, Allah insana, hayvanlara, cinlere, meleklere de benzemez. Allahu Azze ve Cel yarattığı hiçbir şeye asla benziyor olamaz. Dolayısıyla Allah birdir derken, yani her şeye kadir olmada birdir. Her şeyi dileyen olmada birdir. Her şeyi yaratan olmada birdir. Her şeyi gören olmada birdir. Her şeyi işiten olmada birdir. Ezeli olmada birdir. Zatı bakımından ebedi olmada birdir Allahu Azze ve Celle. Zatı bakımından ebedi olma yani Allah başlangıçsızlıkta ebediydi. Allah'ın sıfatları sonradan olma değildir. Allahu Azze ve Celle'nin bütün sıfatları hepsi ezelidir, ebedidir. Dolayısıyla onun baki olması da aynı keza ezeli ve ebedi bir sıfatıdır Allah'ın. Çünkü Allah değişmekten münezzehtir. Ancak bizler yaratılmışız, sonradan var olduk ve yok olmamız da mümkündür ve yokta olacağız bu dünyada. Ancak Allahu Teala bazı şeyleri yarattı ve onları ebedi eyledi. Mesela cennet ve cehennem yaratıldılar. Ancak Allah onları ebedi eylemiştir. Onların ebedi olmaları zatları bakımından değil, Allah'ın onları ebedi kılmış olduğundan dolayıdır. Ancak Allah'ın ebediliği asla bir başkasının onu ebedi kılmasından dolayı değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle başlangıçsızlıkta ebedidir. O sonsuzdur, yok olmaz, fani olmaz. Dolayısıyla Allah-u Teala birdir derken sayı bakımından değil. Çünkü sayı matematikte bölünür. Biri dörde de bölebilirsin, biri ona da bölebilirsin. Parçalanır. Ancak Allah'ın birliği dengi misli benzeri olmaması bakımındandır. Allah benzersiz olmada yani birdir. Her şeyi yaratan olmada birdir. Her şeye kadir olmada birdir. Her şeyi bilen olmada birdir. Bir başkası Allah'a bu şeylerde ortak değildir. Çünkü Allah kesinlikle her şeyin yaratıcısıdır, her şeye kadir olandır, her şeyi dileyendir ve her şeyi bilendir. Ondan başka gaybı bilen yoktur, ondan başka her şeye kadir olan yoktur, ondan başka yaratıcı yoktur. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle birdir. el bir diğer sıfatta el yani Allah ezelidir, başlangıçsızdır. Sonradan olma değildir. Bir diğer sıfatta elbeka yani Allah ebedidir, yok olmaz, fani olmaz, ölmez. Çünkü yok olsa, ölse, fani olsa onu yok eden, onu öldüren, onu fani eden olmuş olurdu ki bu da acizliğin göstergesidir. Mağlupluğun, yenik düşüklüğün ifadesidir. Allahu Azze ve Celle kesinlikle mağlup edilmiş olamaz, yenik düşürülmüş olamaz. Çünkü sen öleceksin. Ben bir insan olarak öleceğim evet. Kendimi yok olmaktan, ölmekten alıkoyamadığıma göre Demek ki ben mağlup edilmişimdir, yenik düşürülmüşümdür, aciz bırakılmışımdır. Aciz olansa asla ilah olamaz. Allahu Azze ve Celle kesinlikle fani olmaz. El kıyamu bin nefs yani Allahu Azze ve Celle hiçbir şeye muhtaç değildir. Yarattığı hiçbir şeye, hiçbir varlığa asla ihtiyaç duymaz. Yerlere, göklere, zamana, mekana, yönlere, peygamberlere, meleklere kıldığımız namaza, tuttuğumuz oruca verdiğimiz sadakaya, zekata, yaptığımız hacca buna benzer yaratmış olduğu hiçbir şeye asla Allah ihtiyaç duymuş olamaz. Çünkü muhtaç olan acizdir. Aciz olansa kesinlikle ilah olamaz. Allah hiçbir şeye muhtaç olmadığına göre mekanda bulunuyor olmaktan da münezzehtir. Çünkü mekanı olan mekana muhtaçtır. Yönü olan yöne muhtaçtır. Allah hiçbir şeye muhtaç olmadığına göre mekana da ihtiyaç duymaz, yönlere de asla ihtiyaç duymaz. El kudrah yani Allahu Teala her şeye kadirdir. Allah'ı hiçbir şey aciz kılamaz. El irade yani her şey Allah'ın dileğiyle gerçekleşir. Ezeli olan ilmiyle olacağını bildiği her şeyi Allahu Teala ezeli olan iradesiyle dilemiştir. Var olmasını dilemiştir. Kainatta olan biten her şey hayır olsun, şer olsun, iyi olsun, kötü olsun, ibadetler olsun, taatler olsun, şerler olsun, hepsi Allah'ın dileğiyle var olur. Hepsi Allah'ın iradesiyle gerçekleşir. Allah'ın dilemediği hiçbir şey vuku bulamaz. Ancak her şey Allah'ın iradesiyle gerçekleşir dediğimiz zaman bu şu anlama gelmez. Allah diledi diye dilemiş olduğu her şeyden razıdır. Onu seviyor anlamına gelmez. Allah küfürleri, günahları, masiyetleri, şer olan amelleri diledi. Ancak bunları emretmez ve bunlardan da razı değildir. Allahu Teala hayrı da dilemiştir. Ancak hayırdan razıdır ve hayrı da emredendir. Allahu Azze ve Celle. El ilim, Allahu Teala her şeyi bilendir. Onun ilmi ezeli ve ebedidir, birdir. Azalmaz, artmaz, değişmez. Bir halden başka bir hale geçmez asla Allah'ın ilmi değişmez çünkü değişiyor olsaydı bir halden başka bir hale geçiyor olsaydı yaratılmış olurdu. Azalıyor olsaydı, artıyor olsaydı aynı keza bir halden başka bir hale geçmiş olacaktı ki bütün bunlar Allah hakkında imkansızdır. Çünkü Allah cahillikten ve acizlikten münezzehtir. Eğer ki ilmi artmış olsaydı demek ki bilmediği şeyler olmuş olacaktı ve cahil olmuş olacaktı azalıyor olmuş olsaydı demek ki bildiği şeyler var. Sonra onları artık bilmiyor bir duruma geçmiş olacaktı. Yani yine cahillikte vasıflanmış olacaktı. Allah hakkında cahillik imkansızdır. Essemi <laughs> Allahu Teala her şeyi işitendir. Ancak onun işitmesi kulakla değil, aletle değil, organla değildir. O her şeyi işitir. Onun işitmesinden hiçbir şey gizli kalamaz. Kalbinden konuştuklarını da işitendir. Minnacık karıncanın küçücük ayak seslerini de işitendir. El basar Allahu Teala her şeyi görendir. Onun görmesi yaratılmışların görmesine benzemez. Gözle, aletle, organla değildir. Ezeli ve ebedi görmeyle vasıflıdır. El hayat Allah hayatla vasıflıdır. Hayatı ezeli ve ebedidir. Hayatı asla etle, kanla, kemikle, ruhla değildir. El kelam Allah'ın kelamı ezeli ve ebedidir harfle, sesle, değildir. Yaratılmışların kelamına asla benzemez. El muhalefetu lil Allah yaratmış olduğu hiçbir şeye, hiçbir bakımdan asla benzemez. Işığa, karanlığa, rüzgara, ruha, yarattığı canlı cansız ne varsa hiçbirine asla ama hiçbir bakımdan kesinlikle benziyor olamaz. Et yani her şeyi yoktan var edendir demektir. Allahu Teala et sıfatıyla var eder ve yok eder. Tabii ki et-tekvin sıfatı İmam el-Maturidi, İmam Ebu Hanife'nin tabii ki Allah'ın vasıflı olduğunu söyledikleri bir sıfatıdır ve tabii ki ezeli ve ebedi bir sıfat olduğunu vurgulamışlardır. Çünkü Allah hadis olan yani sonradan olma olan bir sıfatla vasıflanmış olamaz. Çünkü Allahu Teala ezelidir, ebedidir. Sıfatları da aynı keza diyoruz ki ezelidir, ebedidir başlangıçsız ve sonsuzdur. İşte bu sıfatlar dinin naslarda çokça zikredildiği için alimler bu sıfatların bilinmesinin farz aynı olduğunu bildirdiler. Dediğimiz gibi bu sıfatların lafızlarını bilmek, ezberlemek farz aynı olmasa da farz-ı kifayedir. Ama manalarına inanmak, manalarının kalbimizde bulunuyor olması bu tabii ki farz aynıdır. Allah'ın zatının ezeli olması sıfatlarının da ezeli olmasını gerektirir. Yani Allah ezeli olduğuna göre kesinlikle sıfatları da ezelidir. Zira sıfatların sonradan var olması, zatın da sonradan var olmasını gerektirir. Sıfatların yaratılmış olması, zatın da yaratılmış olduğunun alametidir. Allahu Azze ve Cel, zatı da ezelidir, sıfatları da ezelidir. Allah yarattığı hiçbir şeye, hiçbir bakımdan asla benziyor olamaz. En yüce olan Allah'tır. وسبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر